Umut'um şimdi de anneni alalım. Tamam mı abla? Türkan, annenin adıdır. Türkan Hanım, oğlunuz sizi bekliyor. Peçete alabilir miyim? Peçete. Peçete istiyorlar ama. Nasıl ölüyorsun? Anneciğim kurbanım sana. Umudum nasılsın? İyi misin annem? Seni gördüm çok iyi oldum. Çok memnun oldum annem. Hayatta olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. Sana da bize öldüğünü söylediler. Sonradan öğrendik. Babanla çok aradık. Astım hastası olduğum halde. Çok uğraştık ama şimdi şu anda çok mutluyuz. Çok sevindim. Oğlumun yanına bir can daha oldun. Türkan oldu. Al sana da peçete verin. Siz bir yerine oturun. Mehmet abi. Gel Umut, gel annenin yanına. Orta yok. Anne babanla. Türkan abla gel. İkisinin ortasına otur ablacığım. Türkan. Aylarca beraber çalışmışız aynı iş yerinde. Efendim buyurun. Kızgın olduğunu biliyorum ama. Aslında çok söylenecek çok şey var da. Türkan Hanım. Efendim buyurun. Biraz bize... Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hani bir anne 19 yıl sonra... Evladını ilk gördüğünde, kavuştuğunda daha yoğun tepki vermesini insan bekler ya. Bilmiyorum mizacınız mı öyle? Ama Umut da galiba biraz afalladı. Niye bir duvar var sanki önünüzde? Evet. Mutlu olmadınız mı oğlunuzu bulduğunuzda? Tabii ki mutlu oldum. Her annenin hakkıdır yani mutlu olmak. Sevindim. Ben de görünce şok oldum hani bir anda öyle. Hı hı. Umuyordum yani. Ben öbür Mehmetcan'la nüfusa gitmiştim. Hatta beni yolda aradılar. Anne dedi böyle böyle dedi. Eve çabucak geldik. O arada televizyonu açamadım. Evet, bir komşumun evine gitmiştik. Hı hı. Davet etmişti bizi. Hı. Orada konuştuk bayağı. Hı hı. Bugün şu an kanlı canlı gördünüz. Doğduğunuz gün evlatlık verdiğiniz Umut'u, kokusunu duymak istemez misiniz? Öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben öbür eşimin yanındayken bir ilişki, gizli ilişki yaşadık. O arada adam bunu duyunca, öbür rahmetli duyunca ve beni kapıya koydu. Bu sahiplendi. Allah razı olsun beni. Tabii Mehmet ki. Bey sahip. Evet. Allah razı olsun. Allah kendinden bin kere razı olsun. O bana sahiplendi. Ve öbür rahmetlinin de suçu günahı yoktur. Tabii ki her erkek kuruna yediremez. Duyunca. Hamile kaldığımı duyunca kuruna yediremedi. Tabii ki haklı. Kapıya koydu beni. Ve bu eşim sahiplendi. Allah razı olsun. Kol kanat gerdi bana.
Sizi sahiplendi ama sizin beraber ortak dünyaya getirdiğiniz çocuğu sahiplenmemişsiniz ikiniz ki evlatlık verdiniz Umut'u. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bunda öbür adamın da rahmetlinin de günahı yoktur. Ve benim de günahım yok. Öbür eşimin, rahmetli eşimin kardeşi kalkıyor adamcağız. Birini buluyor, zengin birini buluyor. O tutuyor, ayarlıyor, veriyor. Ben narkozdan aydıktan sonra ameliyathaneye girdim. Narkozdan aydıktan sonra herkes çocuğunu emziriyor. Benim yanımda bakıyorum, bebek falan çocuk yoktur. Ben diyorum oradaki refakatçılara, hemşirelere ben getirir misiniz? Ben de emzirmek istiyorum çocuğumu. Ve bana geliler, öldü diler. Size öldü mü dedi? Evet. O anda ben konuşamıyorum ameliyatlı olduğum için. Konuşmadım. O taraf niye bu kadar karıştı bu işe? Sonuçta çocuk Mehmet Bey'den. İşte. Niye bu kadar müdahil oldular? Mehmet Bey size, yani bilmiyorum niye Umut'a o dönem sahip çıkmadı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben o adamın yanındayken, evliyken, bu eşim yanıma geldi. Zaten o sar hastasıydı. Adamın mekanı cennet olsun, günahı yokturdu ve biz gizli şey yaşadık, içki yaşadık. Evet. Ve adam bunu öğreniyor. Hı hı. Ben aşağıda bizim bir odamız vardı. Kardeşim dedi, abla dedi, yazlık dedi, aşağıda kalsın, yesin içsin, enişteme yardım etsin. Eşim de sar hastasıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Derler ateşten barut bir arada durmaz. İşte ben de nasıl olduysam yani. Sevdim hani, ilgi, sevgi gördüm, kıskançlık gördüm. O da Allah mekanı cennet olsun, o da iyiydi. Nasıl olduysa işte, ondan sonra böyle oldu yani. Çok aradık hani eşimle, aslı masası olduğum halde. Gittik evlatlık verildiği yere, hizmetkarları çıktı dedi ki, işte çocuğu aldı gittiler. Kimi dedi ki öldü dediler bize. Siz de Umut'u aradınız yani. Tabii, 19 aslı yıl boyunca. Evet, öyle mi? Evet, ben de şu sokaklarda peki, çok... Peki bu kadar aradınız. İşte şu an kavuştunuz oğlunuza. Evet, çok şükür. Ha? Şu an bir sarılmak, onun kokusunu almak içinizden gelmiyor mu? Geliyor ama niye şimdi... Niye yapmıyorsunuz? Hani şöyle diyeyim size, belki canım ciğerim kanımdır. Öbürler de, şimdi benim iki oğlum oldu. Bir oğlum vardı, bir oğlum daha oldu. Ha? Çok seviniyorum, bir aile olduk. Şöyle diyeyim, ben bazı rahatsızlıklardan dolayı astım hastası olduğum için sürekli hastaneye git gel git gel. Astım hastası falan değil mesele. Tabii canım evladın kokusu. Ne duruyorsun Türkan? Efendim? Ne duruyorsun diyorum yani. Yani sarılmanı, öpmeni, yakınlık duymanı insanlar onu yani istiyor. Şu an insanlar bilmiyorum bir şaşırıyordur yani herhalde. Şimdi Mehmet Bey gelince Türkan Hanım, tabii herkesin duygu gösterme biçimi farklıdır ama Mehmet Bey gelince öyle sarmaladı ki Umut'u. Bu, biz mesela ben ki çok duygusal şeylere alışkınım. Ben gözyaşımı tutamadım ama siz sarılırken şimdi, o duyguyu hissedemedim. Neden? Hani belki Umut da hissetmek ister diye söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Benim eşim, bak canım ciğerim, benden olan çocuk, eşimden olan. Allah. Benim eşim çocuklarına daha bir babam başka. Şimdi ben de seviyorum ama ben kalpten yani, evdeki çocuklarıma da öyleyim yani. Kalbimden onlara bağrıma basıyorum. Şey. Onlara da öyleyim. Hani yok çünkü o Allah acılarını göstermiyor ya o yüzden. Umut sonuçta defa gördüğü için. Hani karakterinizi bilemez, sevgiyi yaşama ve gösterme şeklinizi bilemez. Sizinle ilgili hiçbir fikri yok. İlk defa görüyor sizi. O yüzden hani o da kendini yabancı hissetmesin, hissetsin istemedim o yüzden. Yok, canım ha? Benim. Kurban olurum ben ona. Umutcuğum. Her gün kapım ben. Her gün değil. Anne baba. Umutcuğum. Evet. Bundan sonra ayrılmıyoruz olur mu? Evet. Bilmiyorum senin duygularını da. Çok zengin bir adam değilim ama bizle kalmak ister misin? Yani çok erken bu soru için ama bunca yıl sonra. Hatta beraber çalışmışız, aynı iş yerinde yüz yüze bakmışız ama birbirimizden haberimiz yok. Ya ben anlıyorum, kızgınlığını da anlıyorum, öfkeni de anlıyorum ama istersen şu üç günlüklüğe ya da bir şans ver. Olmaz mı? Ben şu an kafam çok karışık. Mehmet Bey, Umut'un hayatında soru, evet, onu büyüten hiç... annesine karşı çok büyük bir sevgi beslemiş Türkan Hanım. Evet. Allah rahmet eylesin Remziye amin, Hanım'dan. Amin, amin. Çok büyük Allah bir sevgi beslemiş. Amin. Sosyal medyaya hep o annesiyle olan görüntülerini yüklüyor. Hep mezarına gidiyormuş.
O mezarda geçiriyormuş geceyi hatta. Evet. Baba tarafından, onu büyüten babası tarafından da örselenmiş biraz Umut. Yani sokak ortasında besleme diye bağırdığını söylüyor. Ki burada da söyledi, televizyonda da söyledi o adam. O yüzden şimdi sizin bu kadar bir yakınlık göstermiş olmanız Mehmet Bey, samimiyetle bunu göstermiş olmanız açıkçası beni mutlu etti. Teşekkür ederim. İyi de oldu. Çünkü o baba anlamında daha yarım. Yine anne sevgisini almış çünkü Remziye Hanım'dan. Hani. Hayır, beni beraber çalışıp da yani bilmiyorum. O zaten ayrı bir hikaye. O çok şey ya, beraber çalışmışız hikaye da biz birbirimizden haberimiz hikaye yok. Hikaye içinde hikaye gerçekten. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.